Merhabalar. Yeni Mısır'dayız. Geçen sefer 6. Ramses'in mezarında çok detaylı bir inceleme yapmıştık. Bu sefer de yeni Mısır'da Beni Hasan'da bir yöneticinin mezarına, Keti'nin mezarına göz atacağız. 6. Ramses'in mezarı ne kadar hayattan kopuksa Keti'nin mezarı da inadına bir o kadar hayatın içinden sahneler barındırıyor. Çünkü 6. Ramses bir firavundu ve öldükten sonra dönüşümün tamamlayabilmesi için yapması gereken bir yolculuk vardı. Bu yolculukta da yapması gerekenler saat saat mezarının duvarlarına işlenmişti. Bu saatlere tek tek bakmıştık ama Keti'nin mezarı böyle değil. Çünkü Keti bir firavun değil. Keti bir yönetici, Keti bir vali ve onun bu dünyada neler yaptığı yani ardında neler bıraktığı çok daha önemli. Bu durumda aslında mezarında görüyoruz. Yani Keti'nin günlük yaşamında neler yaptığı, kimlerle savaştığı, kimlerle birlikte çalıştığı gibi konular mezarın duvarlarına işlenmiş. O açıdan da yani günlük yaşamdan detaylar barındırdığı için de son derece ilginç bir mezar bizleri bekliyor. Ama öncesinde bir Beni Hasan'a gidelim istiyorum. Yani bu adam nerenin yöneticisi, e, bu adamın mezarı nerede yer alıyor gibi konulara göz atalım. Ondan sonra mezar turumuza başlayalım. Şu anda başkentten yani Kahire'den 245 km güneydeyiz. Beni Hasan nekropoline uydudan bakıyoruz. Şu gördüğümüz kayalık alan Beni Hasan nekropolü. E, burada Nil Nehri'ni görüyoruz. Bakın zaten geçtiği yerden maşallah yeşillik fışkırıyor. E, çöl kısmında da şu kireç kayalıklarda da e, mezarlar yer alıyor bu gördüğümüz kayalık alanda 39 tane mezar odası var. Orta Krallık döneminde yani M.Ö. 1938 ile 1630 yılları arasında özellikle de 20. ve 21. hanedanlar döneminde bu bölgenin yöneticileri buralara yaptırdıkları mezar odalarına gömülmüşler. O açıdan da son derece değerli bir aslında sit alanı burası Beni Hasan Nekropolü. Bu yöneticiler Orix Nomu'nun yöneticileri. Vakti zamanda Mısır aşağı ve yukarı olmak üzere 42 tane bölgeye ayrılmışlar. Yani bunu bizim iller gibi düşünebilirsiniz. Ama bu paylaşım yani bölge paylaşımı bütün ülke şeklinde olmamış. Sadece Nil'in boyları paylaşılmış. Yani çöllerle kimse aslında uğraşmak istememiş çünkü Mısır nüfusunun çok büyük bir kısmı Nil boylarında yaşıyor. Ve bereketli topraklarda, değerli topraklarda Nil boyları, Nil kıyıları olduğu için böyle tepeden parsel 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 42 parçaya ayırmışlar Nil'i ve yönetmesi kolay olsun diye de bu bölgelerin başına birer yönetici atamışlar. Bu bölgelere Nom deniyor. Yunancası bunun Nomos ki Nomizma kelimesi de Nomos kelimesinden gelir. Bu nomların her birine bir hayvan ismi verilmiş, bir yön ismi verilmiş, bir eşya ismi verilmiş, bir yapı ismi verilmiş. İşte bizim bu Beni Hasan'ın bulunduğu nomada ismini veren şey bir antilop türü. Buna Arap antilopu diyen de var ki burada görüyoruz kendisini. Arabistan antilopu diyen de var. Latincesi Oryx, İngilizcede Oryx olarak geçmiş, Türkçede de Oryx olarak kullanılıyor bence. Oldukça güzel, şık bir hayvan. Bu bölgeye yani bu Noma, Ben Hasan'ın bulunduğu, zamanında ketinin yönettiği Noma ismini veren hayvan. Bu bir de şunu görelim. Bu bence çok özel bir arma. Beni Hasan'daki o 39 mezardan birisinde bulunmuş. Bu mezar odasındaki duvar resimlerinden birisinde bulunmuş. Onun bir çizimini aslında şu anda görüyoruz. Bakın burada da o oriksi görebiliyoruz. Çok özel, çok Güzel bir bence burada filamaya bir sancağa bakıyoruz. Ve bu büyük ihtimalle de Orta Krallık döneminde bu bölgenin sancağı. Yani bu sancak kullanılmış bu bölgeyi temsil etmesi için. Yani orijinal bir sancağa şu anda bakıyoruz. O açıdan da bence son derece değerli. İşte Oryx nomunun yöneticilerinden birisi de Keti. Vakti zamanında Keti bu nomu yönetmiş. Bakın burada zaten mezarın girişini görüyoruz. 17 numaralı mezar Keti 11. Hanedan. Kameranın açısı sizi aldatmasın. Devasa bir girişi var aslında mezarın. Ee, hemen şöyle, hatta şöyle arkamıza bakarsak, bakın Nil nehrini burada görüyoruz. Etraf yemyeşil. burası da çöl kısmındaki kireç kayalar ve bu kireç kayalara da dediğim gibi mezarlar oyulmuş. Şu şekilde mezarımıza giriş yapalım. Şu anda kabaca 3850 yıllık bir mezara giriyoruz. Şöyle yapalım, tam ekran yapalım. Ee, klasik bir aslında beni Hasan mezarına şu anda bakıyoruz ya yani bir mezar odasına daha doğrusu bakıyoruz. Dörtgen formu altı tane sütunlu ki o sütunların üç tanesi yerlerinde yok ee, iki tane sağlam kalmış bir tanesinin de başı kalmış. Mezar odası şuradan başlarsak şöyle boydan boya e, resimlerle süslü muhteşem figürler günlük yaşandan muhteşem sahneler var. Bu mezar boyunca, ee, burası mezar odası ama. Mezar nerede derseniz. Bakın burada bir tünel var. <laughs> Pardon. Hatta şöyle yanına gidelim. Şuradan bakalım. Bakın burada bir tünel var. Bu tünelden aşağı iniyorsunuz. Büyük ihtimal şuralarda bir yerde ayrı bir ufak bir mezar odası da var. Ölü zamanında yani Ket'in ölüsü ve aile üyeleri oraya bırakılmışlar. Ona da zaten sonra değineceğiz. mezarımıza Şöyle son bir kez daha bakalım genel olarak. Ondan sonra da detaylarına gireceğiz. Turumuza soldan başlayalım bence yani saat yönünde takip edelim. Ee, bu duvardaki resimler ya yani mezarın geneli aslında yani hem 3800 yıllık bir mezardan bahsediyoruz hem de bazı resimler tamamlanmamışlar. Yani niye tamamlanmadığı da bilmiyor. Mesela bakın şu figür tamamlamıyor tamamlanmamış ki zaten. Çok da tahrip olmuş, yani renkler soğumuş, silüet haline gelmiş artık bu figürler. O yüzden çok ince detaylarını giremesek de ana temaya hakim olabiliyoruz. Bu arada bu çok silik olduğu için figürler zaman zaman renkleriyle montaj sırasında videonu oynamayı düşünüyorum, figürleri netleştirmek adına. O yüzden de böyle benim yüzüm birden pat diye patlarsa ışıkla şaşırmayın. Şimdi üç tane sahne var burada bu bölümden başlayalım dedim. Şurası birinci sahne, şurası ikinci sahne, şurası da üçüncü sahne. Günlük yaşam burada anlatılmış. Yani bütün mezar boyunca aslında günlük yaşamdan sahneler göreceğiz dedim. Bakın burada da balık tutan böyle zıpkınla balık tutmuş bir adam var. Bu kişi Keti yani mezarın sahibi. Bu balık tutma aslında şaşırtıcı değil yani Mısır sanatı için şaşırtıcı bir şey değil. Mısır sanatında özellikle de ölü hediyelerinde, mezar duvarlarında sıkça karşımıza çıkan bir şey çünkü bir Nil medeniyetinden bahsediyoruz. Yani nüfusun neredeyse tamamı Nil kıyılarında toplanmış. Nil tarafından şekillendirilmiş bir medeniyet. O yüzden de yani kentler burada, tapınaklar burada, köyler Nil kıyısında, insanlar Nil Nehri'nin kıyısında yaşıyor. Yani doğuduktan ölene kadar bir Mısırlı aslında bir nehir kenarında yaşıyor. Yani suyla iç içeler. O yüzden de Antik dönemde e, Orta Krallık'ta, Yeni Krallık'ta da böyledir. Bir Mısır erkeğinin ya da bir yöneticinin böyle balık tutmakla suyla haşır neşir olması gayet normal. Yani aslında hayatlarının çok normal bir parçası balık tutmak. O yüzden de Mısır mezarlarında sıkça betimleniyor. Bakın burada da dediğim gibi e, ketiyi balık tutarken görüyoruz. Bakın burada da Nil Nehri'ni görüyoruz. Biraz önce dediğim gibi Nil geçtiği yere bereket götürüyor. Yani geçtiği yerler yemyeşiller boyları, kıyıları Nil'in yemyeşil arka kısımları ise çöl. Mısır'da bu beni en çok şaşırtan şeylerden biri olmuştu. Yani Nil'in taşkın alanları yemyeşildi. Arkasında hemen böyle bıçakla kesilmiş gibi çöl başlıyordu. Yani bir yere bir adım atıyorsunuz yemyeşil altınız. Bir adım atıyorsunuz oh bitmeyen bir çöle çıkıyorsunuz. O açıdan Mısır çok ilginç bir yer. Ve dediğim gibi bakın burada da onu görüyoruz. Yani arkası çöl, ön taraf yemyeşil. İşte bu yeşilliklerde de hayvanlar yaşıyor. Yani dedim ya Nil boylarında insanlar yaşıyorlar diye. Yani Mısır nüfusunun neredeyse tamamı Nil boylarına toplanmış durumda. Bu hayvanlar için de böyle. Yani çölde yaşayabilen hayvanları saymazsak, çöl hayvanlarını saymazsak, bir de işte böcekleri, yılanları, çıyanları vesaireleri saymazsak, hayvanların da çok büyük kısmı Nil kıyılarında yaşıyorlar. Ve bu hayvanlardan birisi de su aygırları. Su aygırları tipik hayvanlarından birisi. Yani Nil'de her an görebileceğiniz hayvanlardan birisi. Bakın Keti'nin mezarında da su aygırları. Es geçilmemiş burada e, Nil'den çıkan bir su aygır ailesini görüyoruz. Buradan ilerleyerek, bakın o biraz önce gördüğümüz yeşilliklere doğru ilerliyorlar. E, şu gördüğümüz şeyler papirus bitkisinin başları. Bunların böyle başları kopartılıyor, üst üste diziliyor. Ezile, ezile, ezile. O papirus. Parşömenleri yapılıyor, o yüzden mısır için son derece değerli ve özeller. Şurada da bakın, rengi solmuş ama bir sazdan bot görüyoruz. Bu çok güzel bir çizim bence. Yani mısır için tipiktir bu sazdan botlar. Yani video oyunlarında, filmlerde, belgesellerde hep görürüz. Buraya da bir tane modelini bulayımca ekleyeyim. Çok e, tipiktir yani mısır için botlar. Bakın burada o botlardan birisini görüyoruz. Şu şekilde sazdan yapılma. Yani o sazlar bir araya getirilmiş, tepeden bağlamış. Çok basit bir şey aslında pardon üstünde de bakın balıkçılar var. Gene şurada sudan çıkan hayvanları görüyoruz. Burada gene bakın iki tane bot var. Şurada şöyle bir bot var. Şurada ikinci botu görüyoruz. Bu botun üstünde de avcılar var. Bu sefer o yeşilliklerin arasına girmişler. Orada avlanıyorlar. O açıdan da son derece ilginç. Yani burada gördüğüm şey aslında Nil'in boylarını görüyoruz. Bu duvarda bize o anlatılıyor. Ee, Şurada çıkan, bakın şurada bir kuş var, konmaya çalışıyor suyun üstüne. Şurada böyle daha yırtıcı bir hayvan var sanki, ama bunun ne olduğunu bulamadım açıkçası, ee, çözemedim yani arkadaşlara sordum, onlar da çıkartamadılar. Son derece güzel bir duvar resmi varmış burada, ama dediğim gibi çok büyük e, zarar görmüş, renkleri solmuş. İkinci duvarımıza geçersek, ikinci duvarımız çok daha ilginç. Her bir bant şuradan başlıyor. Bakın bu bant şu şekilde ilerliyor. Şuraya kadar gidiyor. Her bir bant ayrı bir olayı anlatıyor bize. En üst banttan başlayalım. 6 tane bant var. Şuradan başlayalım. Bakın en üst bantta aslında çölü görüyoruz. Şurada gördüklerimiz bakın çöl hayvanları. Antiloplar var, keçiler var, eşekler var. Bunlar geziyorlar, yiyorlar. Bakın burada çiftleşiyorlar. Yani doğal hayat burada. Betimlenmiş halde. Pardon. Ee bu şekilde çöl sahnesi görüyoruz burada. Böyle şuraya kadar, şu uca kadar giden devasa bir bant aslında. Çok uzun bir bant. Bu hayvanlar burada böyle gezerken, çiftleşirken, ne bileyim böyle karınlarını doyururken bakın buraya bir tane avcı gelmiş. Elinde yayı avcının görebiliyoruz. Avcının arkasında da bakın bir tane saka var. Yani su taşıyan görevli var. İçecek taşıyan daha doğrusu görevli var. O görevli de iki tane tulum asmış böyle sopaya taşıyor onları. Bu tulumlar son derece ilginç keçiden yapılıyor bunlar ve hala Mısır'da kullanılıyor. Yani 3850 yıl önce bir mezarda gördüğümüz tulumun benzeri hala Mısır demesek bile hem Mısır'da hem de o bölgede yani Kuzey Afrika'da kullanılıyor. Bu açıdan da bence son derece ilginç ve şaşırtıcı bir şey. E, avcı arkasında su taşıyıcısının sakasında getirmiş ava çıkmış ama bu daha ava başlamamış. Şu biraz ilerleyelim şey açısı kötü yalnız kamera açısı kötü yani şu arada bir çekim daha yapsalarmış daha iyi olurmuş çok böyle zıplaya zıplaya ilerliyoruz mesela şurada çok güzel bir betimleme var bakın yayını gelmiş bir başka avcı ee, şu şekilde gelmiş atmış okunu ve hayvanı vurmuş bakın bir sürü ok var hayvanın üstünde şurada 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 yani bir sürü ok var ve hayvan böyle ön ayaklarının üstüne çökmek üzere. Yani can vermek üzere, devrilmek üzere. O çok güzel betimlenmiş. Adeta o dönemde çekilmiş bir fotoğraf gibi. Bu bir av fotoğrafı gibi. Yine bakın benzer şekilde burada bir başka avcı var. Ee, o da yayını gelmiş. Bakın okunu da tutuyor. Yani şu şekilde gelmiş. Atacak. Ee, hatta birinde atmış şurada. Bakın gidiyor şöyle bir antilopun üstüne giden oku da burada. Görüyoruz antilop, antilop betimlemeleri de ayrı bir güzel. Bence çok güzel bir sahne. Yani bu Ket'in'in ee, dönemindeki bir av sahnesi. Ee, bize onu gösteriyor. Şu üst kısımda bir ağ var. Bir çit var. Bunun ne olduğunu açıkçası biz çözemedik. Arkadaşlarımla da ben bu konuyu konuştum. Kitaplara da baktık. Onlar da ilk inceleyen arkeologlar da bu sahneliği çözememişler. Yani orada bir ağ var. Sanki de böyle hayvanat bahçesinin dikenli teli gibi. Ama ne oldu da belli değil. Arkasında bakın gene gezinen hayvanlar var ikinci bantımıza bakalım. İkinci bantımız zanaatkarları bize gösteriyor. Bakın burada iki tane oturmuş adam var. O iki adamı da tıraş eden iki tane berber var. Saçlarını ve sakallarını kazıyor berberler. Bu fotoğrafta da Antik Mısır'dan bir berber takımını görüyoruz. Bu görselin bence ilginç olan kısmı şu. Yakın zamana kadar Mısır'da e, bu şekilde tıraş edilen insanlar varmış. Yani sokak berberleri varmış. Hemen ben tıraş olmak istiyorum dediğin zaman... ...sizi oturtuyorlarmış hemen böyle köşe başında. Tıpkı bu adamların yaptığı gibi... ...atalarının yaptığı gibi... E, ...ayaküstü hemen tıraş ederlermiş. O açıdan bence ilginç. Burada Antik Mısır'ın berberlerinin... ...Orta Krallık döneminin berberlerinin... ...Oriksnom'un berberlerini görüyoruz. Burada bakın... E, ...ustalar var. Bunların ellerindeki şey tokmak tahta tokmaklar bunlar böyle keskileri alıp tık 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 yapılara şekil veriyorlar taşlara şekil veriyorlar bu gibi mezar odalarını uyuyorlar. onları burada görüyoruz bakın burada da zaten bir müzeden görsel örneği ben ekleyeyim göstereyim hemen yan tarafa kayalım şu şekilde burada gördüğüm açı çok kötü dediğim gibi bakın şu arada durabilse çok daha iyi olacak bakın burada ee, şöyle göstereyim. Ağları görüyor musunuz? Bakın şöyle. Şöyle bir ağ var. Şurada bir ağ var. Şurada da ağ dokuyanlar var. Ee, yani bunlar ağ yapıcıları. Bu ağlar nerede kullanılıyor? Balık ağları var. İşte hayvan yakalamada, avlarda kullanılan ağlar var. Kuş yakalamada kullanılan ağlar var ki o ağları ve kafesleri birazdan göreceğiz. Burada ağ yapımcılarını görüyoruz. Burada çamaşır yıkayanlar var. Yani kumaş yıkayanlar var. Kumaşlar dokunmuş. Onları burada görüyoruz. Şurada bakın ip eğirenler var. İpleri burada eğiliyorlar. Burada onları görüyoruz. Şu çatal direkten böyle takmışlar. İp eğiliyorlar. Burada onlar var. Burada dokuma yapanları görüyoruz. Antik dönem Mısır'ında. Hem bir yer tezgahında hem de bakın burada iki tezgahta dokuma yapan bir işçi de burada görüyoruz. O açıdan son derece ilginç bir bant bence bu zanaatkarları göstermesi açısından. Yani burada dokunan kumaş var, burada yıkanan kumaş var, işte ne bileyim burada ağ dokuyanlar var. Son derece bence ilginç Mısır'ın günlük yaşamını bize gösteren detaylar. Üçüncü bantımız tamamen kadınlarla ilgili. Kadınların meslekleriyle ilgili diyemeyiz ama yani çok daha fazla meslek yaptıklarından eminim ama onların mesleklerinin bir kısmı bize gösterilmiş e, ee, şuradan başlıyor. Gene bu ilk figürler. Silik figürler bakın burada bunlar dokuma yapıyorlar. Ee, şurada ip eğirenler var. Bunlar son derece ilginçler. Ee, şurada bakın o eğirdikleri ip. Şuradaki sepetlerden çıkıyor o ipler. Bir yükselti üstünde durmuşlar. Bir ayakları sabit bir ayakları böyle havada duruyor. Ee, çok ilginç bir şekilde bunlar. İpe eğiliyorlar. Bunların duruşu herhalde. Yani bu şekilde mi? daha sağlıklı şekilde, daha hızlı şekilde ip eğiliyorlardı bilmiyorum ama pek çok mısır duvar resminde bu sahneyi görüyoruz. Buraya bir iki tane örneğin ekleyeyim. Ben bakın yani şu ikisini yan yana koyarsak şu resimlerde ne anlatılmak istediği çok daha net ortaya çıkıyor. Yani o yükselti, bunun bacağının burada duruşu, ellerinden sarkan, o iplerden sarkan iki tane ağırlık gibi şeyler ki onlar ipi doladıkları yumaklar. Son derece ilginçler yani bu şekilde bir ip eğirme tekniği de vakti zamanında Mısır'da varmış. Ee, bundan sonraki grup şöyle gidelim. Ki bence en ilginç gruplardan birisi bu. Akrobatlar. Ee, kadın akrobatlar. Bir şekilde göstereyim ben size. Bakın şu topu görüyor musunuz? Şurada bir top var. Buradan ya atmış ya da tutmak üzere bu topu. Ee, şurada gene var. Bakın şurada bir top var. Şurada elinde bir top var. Şurada bir top var. Şurada bir top var. Bir top var. Ve hokkabazlar atar tutar ya topları öyle bir gösteri yapan kadınlar var. Burada gene akrobasi gösterisi yapan kadınlar var. Jinnastik yani gösterisi diyelim yapan kadınlar var. Akrobatlar var. Top atıyorlar birbirlerine. Şu çok ilginç. Ee, bakın iki tane kadın eğilmiş. Ee, o kadınların üzerine iki tane kadın oturmuş. Birbirlerine top atıyorlar. Gene bir gösteri yapıyorlar. Bununla ilgili bir çizim de var. O çizimi de hemen görelim. Ee, burada zaten o mezar resmindeki çizimin aynısını aslında görüyoruz. Çok daha detaylı halini. Bakın iki tane kadın üzerinde birbirlerine top atan akrobat kadınlar var. Şimdi mezardakini tekrar görelim. Bakın burada da o kadınları görüyoruz. Yani şurada eğilmiş bir kadın, üzerine oturmuş bir kadın var. Şurada şöyle eğilmiş bir kadın var, üzerine oturmuş bir kadın var. Ve birbirlerine top atıyorlar. O açıdan da son derece bu kadın akrobatlar grubu ilginç. Hazır buraya kadar gelmişken size şunu göstereyim. Bakın burada bir mezar içinde iki tane heykel görüyoruz. Bunlar Keti ve eşi Kehenem Hetep heykellerini burada görüyoruz, bir naos içinde, bir kutsal yapı içinde öyle söyleyeyim. Bunun heykellerin bulunmasının nedeni de aslında onlara yapılan sunular. Bakın burada bir alay var. Gene ilk resimler neredeyse silinmiş durumda. Bakın şurada ayaklarını görebilirsiniz. Şu şekilde tutmuş. öyle çatal ayağı da görünüyor. Bir tavuk gibi bir hayvanı, kanatlı hayvanı tutmuş burada. Getiriyor. Gene burada bir av hayvanı getiren bir başka görevliyi görüyoruz. burada bir ok getiriyor. Yani bu kadar kocaman ok mu olur demeyin. Terliklerini de, sandaletlerini de göreceğiz. O şekilde küçük objeler o şekilde betimliyorlar. Net olarak görülsün diye. Ok getiriyor. Şunların ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Bulamadım da arkadaşlarıma sordum. Onların da bir fikri yok. Bu mezarı inceleyen arkeologlar da onlara soru işareti koymuşlar. Onlar da bilemiyorlar. Ee, ama şöyle bir fikir geliştirdik biz. Onu da söyleyeyim. Belki arkeoloji dünyasına bir katkımız olur. Para olabilir. Sanki böyle üst üste koymuş sikkeler gibi diye düşündük ama bilemiyorum. Ee, bakın şurada iki tane yay görüyoruz. Burada dediğim gibi okun başını görüyorduk bunlar çeşitli hediyeler, mezar hediyeleri geliyor. Yani bu heykelleri sunular aslında yapılıyor. Burada dans eden kadınlar var, dansçı kadınlar var, yukarıda akrobat kadınlar vardı, dansçı kadınlar var. O açıdan ilginç bir de şu dikkatinizi çeker belki. Bakın erkekler siyah yapılmışken kadınlar sarı benizli yapılmışlar. O da dikkat çekici bir ayrıntı. Bu şekilde ilerleyelim. Yine bakın mezarın önünde böyle el ele tutuşmuşlar, halay çeker gibi dans eden dansçı erkekler var. İlk başta dansçı kadınlar vardı. Mezarın, adams mezar diyorum pardon, heykellerin yakınında e, dansçı erkekler var. Yine burada dans eden erkek figürleri var. Yani bunlar aslında bir bakıma bir ritüel bir tören gerçekleştiriliyor burada. Hem e, Ketiye hem de eşine yani Kehennem Hetepe sunular yapılıyor burada, saygılar sunuluyor. Bir sonraki banta geçelim ki son bantımız bu. Bu videodaki alt kısımlar görünmüyor. Burada gene zanaatkarlar görüyoruz. Burada ağaç kesen birisi var. Burada bakın şurada şöyle doğrama yapan bir grup var. Onları burada görüyoruz. Şurada daha net görülüyor. Bakın o doğrama yapılan bir şeyin üstünde bir masa gibi bir şeyin üstünde doğrama yapılırken. Burada gene kesilen bir ağacı görüyoruz. Yani burada marangozları aslında işte oduncuları marangozları görüyoruz. Alt kısmına geçtiğimizde de bakın gene burada ip eğilenleri görüyoruz. Şurada ip eğilenler var. Burada da o kesilen odunlardan aslında bir parçayı görüyoruz. Bakın iki tane sopa bir araya getirilmiş. Yani bir tanesi böyle eğilmiş yere sabitlenmiş üstüne bir tane daha getirilmiş kapak gibi kullanılacak. Bu gördüğümüz ipler bu kafesin etrafına dolanıyor ve kuş kafesi oluşturuluyor. Burada oluşturulan kuş kafesleri görüyoruz av için ki zaten ileriki sahnelerde bu kuş kafeslerinin de kullanıldığını göreceğiz. Oldukça uzun bir video oldu. O yüzden şimdilik burada bırakalım. Bir sonraki videoda şu duvarı, şu duvarı ki burada çok güzel güreş sahneleri de var. Onlara bakalım. Yani şu 1, 2, 3, 4 duvara bakarız. Ya da 3 duvara bakarız. Üçüncü videoda da kalan şu kısma bakarız ve turumuzu tamamlarız. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.